Yani aslında bizim hep görsel olarak gördüğümüz işte o dışarıdan Evet. görülen koyu renkli yeşil damarların belirleyen yani görmemiz onları görmemiz aslında çok daha ciddi bir problemle Tabii ki. birlikte karşımıza Yani çıkıyor. burada Yani her seferinde peki her varis tehlikeli midir? Ya da mesela bu noktada belirti verir mi mutlaka. gördüğümüzün dışında? Şimdi ben hani sizin geldiğiniz yerden devam edeyim. Şimdi ilk başlangıçta da bahsettim. Yani bu artık yukarıya gidemeyen ve Evet. aşağıda biriken kirli kan sonuçta toplar damarlarımızın içerisinde bir basıncın artışına sebep olur. Toplar damarlar da narin yapılardır. Atar damarlar gibi değildir. Bir duvarındaki kas dokusu yoktur onlarda. O yüzden fazla basınca dayanamazlar. Ve normalde işte biliyorsunuz sağlıklı bir arteriyel tansiyondan bahsettiğimizde genelde 120'ye 80 gibi değerlerden bahsederiz. Bu venöz sistem için 8 milimetre civalık değerlerden bahsediyoruz. 8-10. Ne zaman ki bu değerler 20 milimetre civanın üzerine çıkar, o zaman toplar damarların duvarı narin olduğu için dışarıya doğru sıvı sızmaya başlar. Ve bu bizim karşımıza şişlik olarak gelir. Bir de. Ve Bu bunu varisin tiplerini isterseniz burada tabii girelim ki, mi hocam? tabii Kaç ki. tip varis vardır Yani, ya da var mıdır? temelde hastalık zaten 7 kategoriden oluşur Çağla'nın. Bunun en başlangıcında sıfır kategorisi dediğimiz hastalıkta aslında kişinin bacağına baktığınız zaman dışarıdan hiçbir şey görmezsiniz. Hiçbir şey yoktur bacağında ama varisle alakalı şikayetleri vardır. İşte ağrısı vardır, şişliği vardır. Bu hastalarda semptom başlamıştır ama henüz dışarıya bulgu vermemiştir. Son evresinde de artık bacağımızda venöz ülser dediğimiz yaralar gelişir. Ve bu arada da hastalığın sizdeki kalma süresiyle alakalı olarak işte ince kılcal varislerden tutun da işte büyük parmak gibi dışarıdan gözüken damarlar ya Evet, da evet. ayak bileğimizde artık demin söyledim ya hani sıvı sızar diye sadece sıvı sızmaz. Beraberinde kanın içindeki işte ak yuvarlar, al yuvarlar onlar da dışarıya çıkmaya başlarlar. Onlar çıkmaya başladığı andan itibaren işte eğer al yuvarlar çok çıktıysa içindeki demir pigmentinin birikmesine bağlı bacağınızda kahverengi renk değişiklikleri De oluşmaya başlar. olabilir. Yani böyle olduğu sürece de artık hastalık evre atlamıştır. Ve altta yatan sebebe göre de tipleri vardır. Yani eğer primer tipi dediğimiz tipinde sadece bu venöz sistem içerisindeki bir yetmezlik sonucu ortaya çıkmıştır. Bir başka tipi derin ven tromboz dediğimiz ana toplarda damarlarımızın içerisinde pıhtı gelişir. Bu pıhtıya bağlı olarak da basınç yükselir. Bu basınç yüzeydeki sistemi de bozar. Çünkü burada bir kapalı kaplar prensibi gibi bir yerdeki basınç diğeri etkiler. Ve bir diğeri de varis gelişmesinde yine farklı bir tip. Bizim bunu kadınlarda daha çok gördüğümüz işte pelvik hastalık dediğimiz kadınların gizli hastalığı olarak da bilinir. Bir çeşit yumurtalıklarda gelişen varislerdir bunlar. Bunların tezahürü bazen bacaklarda yine varis olarak kendini gösterebilir. Gösteriyor. O yüzden de yani hastayı analiz ettiğinde baktığınızda bunların zaten fizik muayenede hangi tipten daha çok olduğunu anlamak mümkündür. Mümkün oluyor. Peki kilolu ya da zayıf olmak varis gelişimini etkileyen bir faktör Tabii ki. müdür? Yani şimdi varis Basınç gelişimi değiştiği tabii ki. için. Özellikle şeyden bahsedersek yani bacak varislerinden sadece bahsedecek olursak burada tabii kilolu olmak büyük dezavantaj. Çünkü bizim gövdemizdeki bir kilomuzun bacağımıza yansıması 5 kattır. Yani sizin eğer bir 10 kilo fazlalığınız varsa bacağınız 50 kilo fazla Evet, yük taşıyordur taşıyor demek demektir. oluyor. Bu da sizin toplar damarlarınızın içerisindeki basıncın ciddi artmasına yol açar. Ama bu pelvik hastalık dediğimiz işte kadınlarda gördüğümüz yumurtalık varisleri gibi hastalıklar da daha çok zayıf kadınlarda daha fazla gözükür. O yüzden de hastalığın tipine göre yani bizim kilomuz da hastalığın çeşitlenmesinde bazen sebep oluyor. Mesela varislerden manken hastalığı olarak da bahsediliyor galiba. Bunun Evet. sebebi Yani bunun zayıf sebebi yani zayıf olmak olmaları mı, tabii ki ayakta olmaları mı? bir evet birincisi çok fazla ayakta çalışan bir meslek grubu. İkincisi büyük çoğunlukla zayıf olmaları, cilt altı yağ dokusunun çok az olması damarları daha belirgin hale getiriyor. Tabii en önemli faktörlerden bir tanesi de sürekli işte topuklu ayakkabı giymek. Topuklu Çünkü bizim açımızdan yani 5 santimetrenin üzerinde topuklu ayakkabı giymek bir ilk başta da söyledim. Baldır kaslarında atrofi dediğimiz zayıflamaya yol açtığı için o hastalarda yani kişilerde diyelim varis gelişimine yatkınlık oluşturur ve o yüzden de bu meslek gruplarında biz daha çok görürüz bu hastalıkları. Varis genetik bir hastalık Evet. mıdır?
Kesinlikle. Öyle midir? Yani anneden anneye daha çok, yani, anneden kıza yani. Yani ailede herhangi annede ya da babadan birinde varsa Çağla Hanım, kız çocuklarında görülme olasılığı %65. Çok yüksek. Erkekler yüksek bu aramda bir biraz daha şanslılar. %25 gözükür erkeklerde eğer anneden babadan birinde varsa, ama her ikisinde de varsa %90 oranında kız çocuklarında neredeyse kaçınılmaz hale geliyor. Kaçınılmaz hale gelebiliyor. Peki mesela engelleyebilmek için ailede böyle bir şey varsa, şu farklı spor dallarına mesela işte o kaf bölgesi mesela diye konuştuk. Orayı daha kuvvetlendirici egzersizler yapılmalı diyebiliyor musunuz? Ya da hangi sporlar yapılmalı yani, özellikle? Özellikle yani baldır kaslarını güçlendirecek her türlü spor bizim önerimiz. Ama sevmediğimiz sporlar da var. Yani mesela ağırlık sporları. Çünkü bunların büyük çoğunluğunda yük altına girdiğinizde daha çok ıkınmayla beraber bunlar yapıldığı için ıkınma şeydir. Toplar damarlara zarar verir. İçerideki basıncı artırır. Onun dışında da belki pek çok izleyenimiz benimle aynı fikirde olmayabilir ama böyle hani tenis gibi, voleybol gibi, basketbol gibi çok zıplamanın, sıçramanın, ani hareket etmenin olduğu sporlarda toplar damarlarınızın içindeki basınçlar çok hızlı değişkenlik gösterir. Ani yükselmeler, ani düşmeler olduğu için özellikle genetik altyapınızda da biraz yatkınlık varsa bu sizin varislerinizin hızla ortaya çıkmasına yol açabilir. Koşuyla da ilgili aynı şeyi yani düşünürsünüz. Çünkü hep şey derler ya, insanlar koşmak için değil yürümek için yaratılmış falan. Kesinlikle. Yani koşuya da katılıyorum. Ama bizim için en sevdiğimiz sporlar yürüyüş ve yüzmedir. Yani onun dışında da hani yani oturarak yaptığınız ağırlık çalışmaları özellikle belli kas gruplarına yönelik, onlara da çok karşı değiliz ama diğer ve hani düzenli olarak çok yapılıyorsa bu sporlar hastalığı birazcık süreci hızlandırabiliyor. Bilir, dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim tedavisine. Varis tedavisi nasıl yapılıyor? Tedavinin sonrasında nüksetme oranı ne kadardır? Yani bu isterseniz ikinci sorudan başlayalım. Olur. Varis konusundaki çünkü en çok hurafelerden bir tanesidir bu. İşte varis nükseder. Halkımızda da hani bir anket yapsak %80 herhalde varis nükseder şeklinde cevap alabiliriz. Şimdi buradaki aslında temel kriter şu. Özellikle eski tedavi yaklaşımlarını değerlendirdiğimizde elimizde Doppler ultrasonografı gibi bir tanı aracımız yoktu. Ve daha çok fizik muayeneye dayalı bazen tedaviler yapılıyordu. Şimdi burada artık günümüzde geldiğimiz noktada yani venöz sistem dediğimiz toplar damarlarımızı biz öyle bir haritasını çıkartıyoruz ki yani ultrasonla değerlendirdiğimizde nerede hangi kapakçıkta arıza var, nerede reflü miktarı ne kadar, nereye kadar ulaşıyor. Bazen insanlarda doğuştan mesela fazlalık damarlar olur, aksesuar damar dediğimiz. Böyle bir damar yapısı var mı, bu damarlarda problem var mı? Bunların tamamını ortaya koyup da eksik olan bölgeyi siz tedavi ettiğiniz zaman, yani problemin tamamını çözdüğünüz zaman, evet nüksetme oranları çok çok düşük. Yani burada ancak nüksten kastettiğimiz şey de, çünkü bu varis hastalığı bizim kronik progresif dediğimiz ilerleyici süreci olan bir hastalıktır. Dolayısıyla da hastalık bugün bu damarınızda problem yarattıysa yarın başka bir damarda da problem yaratabilir. Yani tedavi böyle edilen bir yerden de var. Değil ama başka bir yerden çıkabilir. Tanıya gelecek olursak da zaten bizim için öncelikle bir kere bize getiren hastaların şikayetleridir. Şikayetiyle geldiği zaman dinlerseniz şikayetlerin mesela ağrının oluş şeklini, şişliğin oluş şeklini. Çünkü burada sabah kalktığında genelde hastalar rahattır. Çünkü gece yer çekiminin etkisi ortadan kalktığı için uyurken bacaklarınız dinlenir. Ama gün içerisinde ayakta kalınan süreyle, oturulan süreyle doğru orantılı olarak da şikayetleriniz artar. Hasta size böyle bir yaklaşımla gelirse altta büyük olasılıkla bir toplar damar problemi vardır. Sonra muayenesini yaparsınız. Muayenede işte kılcal varislerini ya da büyük turunkal dediğimiz o parmak gibi olan varisleri görürsünüz. Ayaktaki renk değişikliklerini görürsünüz. Ve bunun arkasından da bir mutlaka Doppler ultrasonografi ile toplar damar sisteminin haritası çıkartılır. Böyle tanıyı koyarsınız ama dediğim gibi tiplerine göre baktınız bazen çünkü bacakta bizim alışık olmadığımız bölgelerde varisler gördüğünüz zaman bu durumda işte altta daha büyük bir problemin olabileceğini düşünmeniz gerekir. Tanı çok önemli evet, değil mi? Kesinlikle. Hocam? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.